kaş sorununu neye bağlıyorsunuz? Kadınlar mı çok hassas, kaşları alanlar mı? Peki merkezinizde hangi hizmetler var şu an kendi merkezinizde? Altın oran kaş daha çok kalıcı makyajda geçerli. Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz güzellik uzmanı ve bayan kuaförü, kadın kuaförü Aynaz Gaca. Hoş geldiniz Aynaz Hanım. Teşekkür ederim. Tüm kadınların bir kaş problemi var yıllardır. Evet. Özellikle yani aslında ince kaş modayken de vardı ama kalın kaşlar moda olunca daha da ciddi bir problem haline geldi. Bu kaş sorununu neye bağlıyorsunuz? Kadınlar mı çok hassas, kaşları alanlar mı? Şöyle benim gözlemlediğime göre kadınlar çok çok hassas, haklı olarak hassas ama çünkü şu an çoğu yerde ben bunu çok araştırdım. Kaş alabilme sorunu var. Yani bunu da birçok yerde ben kendi salonumu, işletmemi açmadan önce de birkaç, üç yerde falan çalışmayı denedim ama yapamadım. Çünkü benim uzmanlığım kaş alma, makyaj yapma ama biz gittiğimizde ne iş yapıyorsunuz dedik diye soruyorlar zaten. Ben çok güzel kaş alırım derdim. Bana derdi ki işveren, her üç yerde aynı soruyu sordu. Manikür pedikür yapabiliyor musun hanımefendi? Evet yapıyorum. Tamam boş ver, kaşı çıkartırsın aradan. Yani bana göre kaşa çok önem verilmiyor ama bu işveren tarafından Anladım. Öyle oluyor. Yani bir uzmanlık olduğu bunun ve özellikle iyi kaş alabilmenin bir yetenek olduğu ve buna Kesinlikle. Özel kişilerin olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Çünkü çoğu kişi gerçekten mağdur. Şu an bizim merkezimize gelen bayanları görüyoruz. Çok değişik modeller geliyor ve çok güzel kaş yapıları var, harika ama yanlış. Yani resmen katledilmişler yani kaşlar olarak. Peki bir planınız var mı bu konuyu gidermek yani, için kadınların bu mağduriyetini? Bu konuyla ilgili evet bayağıdır yani en azından 2 senedir bunu sürekli düşünüyorum. Çok da araştırdım. Benim araştırmalarım özellikle İstanbul genelinde, burada yaşadığım için ama sorularım oluyor. İstanbul dışından gelen danışanlarımız oluyor. İlk defa bizi tecrübe, yani bize gelip işlem yaptıranlar ama İstanbul genelinde gerçekten yani parmak sayısını aşmıyor. Çok güzel kaş alan yerler. Doğru. O yüzden benim düşüncem yani ileride yani kendimle ilgili en azından arkamda bir şey bırakayım diye bir okul açmak istiyorum. Kaş alabilme, hani mikroblading, kalıcı makyaj bunlar farklı bir alan. Anladım. Onlar da çok güzel ama bir kaş alabilme uzmanlar yetiştirip bütün Türkiye'ye yaymak gibi bir hayalim var ama bakalım. İnşallah güzel bir hayal vallahi çok dertli insan var çünkü bu konuda. Evet. Peki kaş tasarlarken neye dikkat etmek gerekiyor? Kaş tasarlarken yani birçok etken var tabii ki. Öncelikle benim baktığım yüz şekline göre, danışan oturduğunda bir yüz şekline bakıyorum. Kendisiyle önce konuşuyorum. Kaşın yüzünüze, yüz şekliniz şu şöyledir, şöyle gidebilir. Sizin düşünceniz ne diyeyim? Çünkü bizim çok güzel dediğimiz karşı tarafımızdaki danışan için gözünü çok güzel gelmeyebiliyor. Bazıları bir modelle direkt sana geliyor. Benim kaşım öyle olsun diye. Ya da işte bir ünlü bir kişinin resmiyle geliyor. Bu kaşı çok beğeniyorum diyor. Bana göre önce yüz şekline göre bir şey seçilmesi gerekiyor. Hani keskin mi olacak, biraz daha hafif mi olacak? Bunlara çok dikkat etmemiz lazım ama tabii ki danışanımızın isteği de önemli. Çok çok önemli. Ama o kendi kaşınızın en iyi hali doğru olan kaştır demekte fayda var. Allah bilmiş de yaratmış diyebiliriz. Peki günümüzde altın oran kaş alımı diye bir şeyden bahsediliyor ya da altın oran işte mikroblading gibi kaş tasarımı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani altın oran kaş tasarımı diye bir şey var aslında. Ama maalesef ki bizim kaş alıma gelen danışanlar altın oran kaş diye kendi kaşları üzerinde şey yapıyorlar. Ama altın oran kaş daha çok kalıcı makyajda geçerli. Çünkü yüzümüzün her tarafından şekline göre birkaç çizim elde etmemiz gerekiyor. Ve o çizimden sonra elde ettiğimiz yerler bazı yerlere kaş eklememiz gerekiyor. Bu da mikroblading ile mümkün olan bir şey. Çünkü o kaş tasarladığımızda tamamen cildimizin üzerinde yani kaşımızdan çıkıyor bu kaş tasarımı, tasarlanan kaş. Ve orada biz kaş alarak bir şey ekleyemiyoruz.
Ondan dolayı bana göre kaş, altın oran kaş, evet var, mümkün ve ben bunu her zaman söylüyorum ama kaş alarak tasarlamada altın oran diye bir şey yok. Maalesef bizim meslekte bunu çok kullanılıyor. Hı-hı. Ve çok fazla 4, 5, 6, 7 kat fiyat söylenerek kesinlikle kaş tasarımı yapmadan daha çok kaşı bozanlar oluyor. Yani bu isim kullanılıyor. Kaş almadan biraz kaş reklam amaçlı diye düşünüyorsunuz kesinlikle. Kaş alma konusunda. Bu benim düşüncem tabii ki. Tabii ki. Öyle düşünüyorum. Peki ne kadar zamandır makyaj yapıyorsunuz ve nasıl girdiniz bu işin içine ve kendinizi nasıl geliştirdiniz? Makyajı aslında ben ilk bu işi başlamak istediğim zamandan beri eğitimini alıyorum ve başladım. Çok seviyorum. Ama profesyonel olarak yaklaşık 3 senedir. Hı hı. Ama gayet şey olarak profesyonel yapıyorsunuz. Profesyonel ve eğitim konusunda ne yaptınız? Eğitim konusunda da bunu ilk başladığımda, ilk adımlarda zaten bunlar önce sabırlı olmamız gereken bir şeyler. Baya baya üstün yani katmamız gereken bir şey. Ve bu direkt geldiğimizde çok profesyonel bir kişiden eğitim alarak bu olmaz. Yavaş yavaş o küçük küçük adımlarla geleceğiz. Tecrübe ede böyle daha çok kendimiz üzerine ne katabiliyoruz? Deneye deneye bazı şeyler var. Mesela bir iki teknik var. Ben kendi kendime onu keşfettim, öğrendim. Hı hı. Böyle böyle daha sonra ileri gittiğimizde daha çok hani dünyaca ünlü kişiler var. Onların tekniklerini alabilme. Birebir eğitim aldınız bazı isimlerden. Kimler evet, onlar? Evet, birebir eğitim aldım. Birisi Patrick'ta, Amerikalı. Hı-hı. Çok da meşhur. Evet, meşhur biri. Hollywood yıldızlarının makyajı. Aynen, ürünleri de çok güzel. Ben kullandığım için biliyorum. Harika biri. Gerçekten o kadar doğal, doğal bir beyefendi ki. Onun çok farklı iki tekniği var. Underpainting diye bir tekniği var. O harika. Aynı şekilde, aynı tekniği Samer Hozami diye Lübnan'dan bir ünlü bir makyöz var. O kullanıyor ama ikisinin çok farklı şekilde kullanması çok önemli. İkisi de başka teknikler yapıyor. Bu da size çeşitlilik kazandırıyor aynen, aslında. Aynen. Farklı teknik. Hangisi bize kolay geliyor? Hangisi daha yatkın oluyor? Elimiz hangisine daha iyi gidiyor? Bunlar bana yani hangisini daha kullandığımda daha rahat kullanabilirim. Yani hiç düşünmediğim şeyler onlardan kendime ekleyebildim ama bunu onlardan öğrenmek için bana göre önce bir yere bir seviyeye gelmek lazım. Gerekiyor kesinlikle. Size göre en güzel makyaj türü nedir? En güzel makyaj türü her zaman Nüton ve doğal makyaj. Doğal makyaj kesinlikle bence de öyle. Her zaman da klasik kalacaktır. Evet. Kişinin böyle kendine yakışan bir makyajı belirleyip onunla devam etmesi çok doğru bir taktik diye düşünüyorum. Peki merkezinizde hangi hizmetler var şu an kendi merkezinizde? Bizim merkezimizde şu an hem güzellik kısmı var hem de saç kısmı, bayan kuaförü. Bütün hı-hı. hizmetleri veriyoruz. Saç, lazer epilasyon, kalıcı makyajlar, masajlardan her şey aklınıza ne gelirse. Her şey tepeden tırnağa içerisinde var. Bir kişi içeri girdiğinde danışan istediği bütün bakımlarını yapabilecek durumdayız çok şükür. Peki sizin gözlemlerinize göre kadınlar en çok hangi bakımına ilgi gösteriyor? Yani hangi konuda daha hassaslar, ilgililer ve telaşlılar? Tabii şu an benim kendi uzmanlığım olduğu için onun üzerine daha çok gittiğim için kesinlikle normal günlük bakımda kaş alımı. Hı hı. Kesinlikle ve kesinlikle çünkü çok mağdur var bu konuda. İkinci ve en önemli şey de daha genç kalabilmemiz için daha gergin bir cilt. Cildimizi nasıl parlatabiliriz? Nasıl daha genç gösterebiliriz? Hani bunu kaş almayla yapacak mıyız yoksa bakımlarla mı? Hangi bakımı? Kesinlikle yüzümüzün daha genç gözükmesi. Bütün kadınların ve kaşlarının tasarımı. O gün ben onu günlük bakım olarak değerlendiriyorum. Peki salonunuzun özel bir sloganı var mı? Evet. Özel sloganımız var. O da benim biraz kendi huyumdan getirdim onu. Güzellikte mükemmellik diye. Çünkü ben hayatımın bütün alanlarında en mükemmel olmam gerekeni şey yaptığım için, bildiğim için, öyle olmam gerektiğini bildiğim için bunu işimde de. İşinizde de bunu slogan olarak bir yol haritası yani, olarak kullanıyorsunuz. O sloganla kendimi daha iyi hissediyorum. Kesinlikle. Bence de güzelmiş. Size nasıl ulaşacak danışanlarımız şimdi ekran başındakilerde? Evet. Biz İstanbul'da hizmet veriyoruz. Beylikdüzü kısmında, ilinde pardon. Kavaklı Mahallesi, Yeşilyurt Caddesi'ndeyiz. Zaten ana caddede. Orada herhangi birine sorulursa zaten Salon Aynaz burada diye herkes işarete gösterir. Salon Aynaz'ın nerede olduğu gösterilir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Kanıca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu like etmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.